Ali ile tanışın arkadaşlar. Bu Ali. Ali'nin hasta olduğunu ve kendini iyi hissetmediği için bizi görmeye geldiğini düşünelim, tamam mı? Evet, Ali hayali kliniğimize bir hasta olarak geliyor ve bize şikayetlerinden bahsetmeye başlıyor. Kendini kötü hissettiğinden bahsedip kötüyü yorgun olarak tanımlıyor. Buraya birkaç tane Z harfi koyalım. Bunlar Ali'nin kendini yorgun hissettiğini simgelesin. Anlaştık mı? biraz da sıcak geliyor dediğinde ona peki ateşin var mı yani normalden yüksek mi diye soruyoruz. Çünkü durumu ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bunun üzerine Ali de bize ateşinin yüksek olduğunu söylüyor. Buraya da yüksek ateşi simgeleyen ter damlaları çiziyorum. Ali'nin şikayetlerinden bir diğeri de göğüs ağrısı. Ekranı biraz aşağı kaydıralım. Göğsündeki ağrıyı temsilen buraya ah yazıyorum. Bir de nefes darlığı var. Tüm bunlara ek olarak söylediği önemli şeylerden bir diğeri de öksürük şikayeti. Ali öksürüğünün balgamlı olduğundan da bahsediyor. Ali'ye öksürdüğünde çıkan balgamın nasıl göründüğünü sorduğumuzda da balgamın çok mide bulandırıcı, sarımsı yeşilimsi bir renkte ve kıvamının da koyu olduğunu söylüyor. Son zamanlarda ağzının da koktuğunu ekliyor. Bu çizdiklerim de ağız kokusunu simgeliyor olsun. Ali'de de yok yokmuş diye düşünüyor olabilirsiniz ama daha önemli bir şey var. Ali'nin bize ne kadar çok bilgi verdiğinin farkındasınız. Öyle değil mi? Her hasta kendini bu kadar net anlatamayabiliyor. Evet, hemen bir tekrar yapalım. Ali kendini yorgun hissediyor. Yüksek ateşi ve neredeyse iltihaba benzediğini düşündüğüm balgamlı bir öksürüğü var. Göğsünde ağrı hissediyor, nefes darlığı yaşıyor ve ağzı kokuyor. Bu bilgiler ışığında Ali'nin akciğerinde bir apse olduğundan şüpheleniyoruz. Bakalım doğru mu düşünüyoruz? Hemen Ali'nin akciğerlerine odaklanalım. Trakeden aşağı inelim ve bakalım bir şey görebilecek miyiz? Şimdi şurayı sileceğim ve bu belirtilerden sorumlu olan şeyi görüp göremeyeceğimize bakacağız. İşte orada bir akciğer absesi. Akciğer absesi ile ilgili iki önemli kısım var. Buraya iki tane ok çiziyorum kırmızı kısım sert bir kabuk gibidir. İsterseniz bunun bir meyve olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, gözünüzün önüne bir meyve getirin. Ya da bir saniye size hemen bir meyve çizeyim şuraya bir dakika. Şimdi bir meyve yediğinizi ve bu meyvenin kalın ve sert bir kabuğu olduğunu düşünün. Kabuğu pembe ile çizdim. Bu meyvenin içi de sulu ve kıvamlı olsun. Evet, şimdi bunun da betimlediğimiz meyveye benzediğini düşünelim. Sert bir kabuğu var, içi ise kıvamlı ve sulu bir yapıda. Apsede zaten böyledir. İçi sulu ve sümük kıvamında bir sıvıyla dolu ve sert bir kabuğu olan bir şeydir. Sulu ve sümük kıvamındaki kısım, enfeksiyonun bulunduğu kısımdır ve tahmin edebileceğiniz gibi bu pek de hoş bir şey değildir. Akciğer absesini diğer enfeksiyonlardan ayıran şey, sert kabuğu yüzünden herhangi bir şeyin içeri girememesidir herhangi bir şey diyerek kalbimizin pompaladığı kanı da kastediyorum tabi. Evet, kan tedariki bile bunun içine giremez, yani absenin içine herhangi bir şey, en önemlisi antibiyotik bile ulaştırabilmemiz söz konusu değildir. Bununla ilgili biraz daha fazla detay vereceğim. Ama önce absenin neden oluştuğundan bahsedelim. Bu durumun farklı sebepleri olabilir. Birin yanına yazdıklarım birincil, ikinin yanına yazdıklarım da ikincil sebepler olsun. Birinci sebepler farklı bir akciğer enfeksiyonudur. Mesela zatüre. Evet, zatüre de bir akciğer enfeksiyonudur ve akciğer absesine sebep olabilir. İkincil yol ise enfeksiyon kaynaklı olmayan sebepler olsun. Buna örnek olarak da soluk borusuna yabancı bir cisim kaçmış olabileceğini düşünelim. Ali'nin soluk borusuna yabancı bir madde kaçmış olabilir. Bunu simgelemek için buraya kiraz çiziyorum. Soluk borusuna kusmuk hatta tükürük kaçan hastalar da olabilir. Bahsettiğim maddelerden her biri bakteri taşıyabilen maddelerdir. Akciğerlerimiz ise sterildir yani bakteriden arınmıştır. Bu veya buna benzer şeylerin soluk borusuna kaçması bakterilerin akciğerlerimize ulaşmasına sebep olur ve bu da enfeksiyona yol açar. İkinci sebeplere akciğerlerdeki anormallik ve tıkanıklıkları da eklemek istiyorum. Bunlar da akciğer absesine sebep olabilen şeyler arasındadır. Evet, apseye birincil olarak zatürenin, ikincil olarak da diğer yolların sebep olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yabancı maddelerin soluk borusuna kaçması da önemli bir faktördür. Hastalarınızın uyuşturulmuş ya da entübe edilmiş olabileceğini de eklemem lazım. Bu hastaların yemek borusuna yabancı madde kaçma riski bulunduğundan akciğer absesiyle karşılaşabilirsiniz. Problemin ne olduğunu öğrendiğimize göre teşhisin nasıl yapıldığına geçebiliriz. Şu ana kadar belirtileri dinledik. Evet, elimizde Ali'nin bize anlattığı belirtiler yani yüksek ateş, yorgunluk, balgamlı öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı var. Bu belirtiler ışığında akciğer absesinden şüphelendik çünkü belirtiler akciğer absesinin belirtileriyle uyuşuyor. Emin olmak için yapabileceğimiz birkaç şey var. Mesela göğüs röntgenine başvurabiliriz. Bir bakalım. Göğüs röntgeniyle neler olup bittiğini görebiliriz. Bunun için buraya bir çift göz çiziyorum. Röntgen aslında bir görüntüdür. Bir radyografi kağıdında buna benzeyen bir görüntüyle karşılaşırız. Apse röntgende görüleceği için bir apseyle karşı karşıya olduğumuzu kolayca anlayabiliriz. Buna ek olarak tomografi de çekilebilir. Evet, akciğerleri Tomografi ile de görüntüleyebiliriz. Röntgeni de not ediyorum. Bunlara ek olarak bronkoskopi de yapılabilir. Bronkoskopide ucunda kamera olan bir boru hastanın ağzından, trakesinden büyük hava kanallarından geçirilir ve kamera sayesinde görüntü alınır. Bu yöntemle akciğerlerin içini görebildiğimiz için apsenin neye benzediğini tam olarak nerede olduğunu da kesin bir şekilde öğrenebiliriz. Yapabileceğimiz bir şey daha var. Ali'nin balgamlı öksürüğünü hatırlıyorsunuz, değil mi? Balgamdan örnek alıp bunu incelemeye gönderebiliriz. Bir kültürü alırız, laboratuvara göndeririz ve bu sayede hangi bakteriyle karşı karşıya olduğumuzu öğrenebiliriz. Bu bakteri mi, bu mu yoksa bu mu? Bu sayede bir duyarlılık testi yapıp karşı karşıya olduğumuz organizmayı ya da patojeni hangi antibiyotiğin öldüreceğini öğrenebiliriz. Akciğer hapseleri bakteri kaynaklı oldukları için antibiyotik kullanmamız gerekir. Teşhis yöntemleri bunlardır. Tedavide ise az önce söylediğim gibi en çok tercih edilen yöntem antibiyotik kullanımıdır. Ali'ye antibiyotik tedavisi öneririz. Bunu temsil etmek için de buraya birkaç hap çiziyorum. Ama absesinin çok sert bir kabuğu olduğunu ve içeriye bir şey girmesinin çok zor olduğunu söylemiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu yüzden de kullandığımız antibiyotik sıklıkla kullanılan antibiyotiklerden değil uzun süreli antibiyotiklerden olacaktır. Buraya birkaç tane daha hap çiziyorum. Bu sayede Ali'nin antibiyotik kullanımının uzun süreceğini anlayabiliriz. Uzun süreli antibiyotik tedavisi antibiyotiklerin sert kabuğu geçmelerini sağlar. Ama bunun her zaman umduğumuz gibi gerçekleşmediğini de eklemeliyim. Çünkü buradaki fibrotik kabuk geçilmesi gerçekten de zor bir engeldir. Antibiyotik tedavisi işe yaramazsa daha invazif bir yönteme başvurmamız gerekir. İnvazif yöntemden kastım, absenin ameliyatla alınmasıdır. Abseyi almak için akciğere müdahale etmemiz gerekeceği için Ali'ye göğüs tüpü takılması gerekecektir. Göğüs tüpü, sıvı ve kanın akciğerlere dolmasını engelleyip dışarıya atılmasına yardımcı olur. Eğer durum gerçekten de antibiyotiğe cevap vermeyecek kadar kötü ise, bu yöntem Ali ve akciğer absesi için en ideal tedavi olacaktır. Umarım Ali kardeşimiz bir an önce iyileşir.